Hepsi çevremizde ama çoğu zaman göremiyoruz. Bilim insanlarının şu an üzerinde araştırma yapmalarının bir nedeni var. Salerno Üniversitesi'nde Avrupa Araştırma Projesi'nde çalışan bilim insanları sıradan betonlara benzeyen şeyleri karıştırıyorlar. Fakat eklenen bir katkı maddesi var. Su, çimento içeren standart tarife, daha yeşil, daha sürdürülebilir bir beton üretmek için geri dönüştürülmüş endüstriyel elyaf eklenerek geliştirildi. Değerlendirmeye çalıştığımız şey beton içine eklenen endüstriyel elyaf miktarını nasıl azaltacağımız ve bunları nasıl geri dönüştürülmüş endüstriyel elyaflarla değiştirebileceğimiz. Betonun kalitesini koruyarak geri dönüşümlü elyafın ne kadar çok katkıda bulunduğunu ve esnekliği arttırdığını anlamaya çalışıyoruz. Geri dönüştürülmüş malzemelerle zenginleştirilmiş bu deneysel beton daha sonra sert bir test serisine tabi tutulur. Aşırı koşullara nasıl tepki verdiğini görmek için bükülür, sıkıştırılır, gerilir ve bölünür. Arjantinli mühendis Antonio Gagliano bu yeni malzemenin stres testini yapıyor. Sanayi tipi geri dönüşümlü elyafların temel sorununun geometrisi olduğunu fark ettik. Önceki uygulamalar için kullanılan elyafların geometrisi düzenli veya pürüzsüz değil. Bu yüzden çimentoyla o kadar iyi karıştırılmıyor. Ancak yeni endüstriyel elyaflar daha iyi karışıyor. Bu da daha homojen mekanik özelliklere sahip, daha güvenilir bir beton üretebileceğimiz anlamına geliyor. Ve bu sayede daha kaliteli malzemeler ortaya çıkıyor. Mekanik testlere ek olarak araştırmacılar zor şartlarda betonun içinde neler olabileceğini tahmin etmek için bilgisayar simülasyonları yapıyorlar. Betonun içerisindeki her bileşenin katılığı, iç şekli, kimyası, iç sıcaklığı, hidrasyon seviyesi, ne kadar elyaf içerdiğini ve hangi lif türlerini içerdiğini gösteren çeşitli parametreler vardır. Bu bizim betonun davranışını anlamamıza yardımcı olan bir şeydir. Bunu incelediğimizde daha rahat anlarız. Bilim insanları, araştırmalarının yakında yeşil betonun bu gibi fabrikalardaki endüstriyel ölçekte üretilmesi için çalışıyorlar. Her yıl 60 bin metreküp beton yapılmaktadır. Şirketin yöneticileri bu koşullarda daha sürdürülebilir bir alternatif için hazır olduklarını söylüyor. Betonumuzda zaten %100 geri dönüştürülmüş su kullandık. Ve nihai ürünün ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olmasını sağladık. Geri dönüşümlü karışım kullanmaktan çok memnunuz. Bitki lifleriyle zenginleştirilmiş yeşil beton, tarihi anıtlar gibi mevcut binaları güçlendirmek için kullanılabilir. Bu çevresel etkileri düşük, geri dönüşümlü malzemelerden yapılacağından iyi ve sürdürülebilir bir alternatif olacaktır. Bu beton türü yapısal amaçlar uygun olmadığı takdirde başka bir betonla rahatlıkla değiştirilebilir. Araştırmacılar geri dönüştürülmüş endüstriyel ve doğal elyafların dışında lastikleri ve hatta geri dönüşümlü plastik malzemeyi kullanarak yüksek kaliteli yeşil betonda üretebileceklerini umuyorlar.